güç var, bir güç var. Bunu insan hakları adına gidiyor, istediği yere koyuyor. Ama bakıyoruz burada, işte Ocalı katliamında hiçbir şey yapmamış. Kerkük olayında Türklerin orada katledişini, yok oluşunu bütün dünya seyrediyor. Şimdi hocam, sizin Hidayet Bey, elinizde bir yazı olduğunu söylediniz. Hatta bir Ermeni'nin bu konudaki anılarından evet. Alıntılar var. Lütfen onu paylaşır mıyız? Şimdi Sayın Ferman Hocam demin anlattı. Bizatihi gördüm. Bunlar resim değil, fotoğraf değil diye. Şimdi bunu biz Türk kamuoyuyla paylaşırken bir Türk olarak belki meseleyi biraz ajite ettiğimiz düşünülür. Ama Karabağ Ermenilerinden Zori Balayan'ın Ruhumuzun Canlanması adlı diye bir kitabı var. Orada bu vahşeti şöyle anlatıyor. Biz arkadaşımız Hacatur'la ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Türk çocuğunun bağırış çağrışları çok duyulmasın diye Hacatur çocuğun annesinin kesilmiş memesini çocuğun ağzına soktu. Daha sonra bu 13 yaşındaki Türk'e onların atalarının bizim çocuklara yaptıklarını yaptım. Başından, sinesinden ve karnından derisini soydum. Saate baktım. Türk çocuğu 7 dakika sonra kan kaybından öldü. İlk mesleğim hekimlik olduğuna göre hümanist idim. Bunun için de Türk çocuğuna yaptığım bu işkencelerden dolayı kendimi rahatsız hissetmedim. Ama ruhum halkımın %1'inin bile intikamını aldığım için sevinçten gururlanırdı. Hacatur daha sonra ölmüş Türk çocuğunun cesedini parça parça doğradı ve bu Türk'le aynı kökten olan köpeklere attı. Akşam aynı şeyi 3 Türk çocuğuna daha yaptık. Ben bir Ermeni vatansever olarak görevini yerine getirdim. Hacatur da çok terlemişti ama ben onun gözlerinde ve diğer askerlerimizin gözlerinde intikam ve güçlü hümanizmin mücadelesini gördüm. Ertesi gün biz kiliseye giderek 15'te ölenlerimiz ve ruhumuzun dün gördüğü kirden temizlenmesi için dua ettik. Ancak biz Hocalı'yı ve vatanımızın bir parçasını işgal eden 30 bin kişilik pislikten temizlenmeyi başardık. Yani her ne kadar bunların imkanları olmasa da bakın bu katliam 1992 yılında yapıldı. Adamın ifadesi orada döktüğü kanla 1915'teki Türkiye-Ermenistan mukatelesini kıyaslayarak intikamımızı almanın gururunu yaşadık diyor. Ve çok enteresan bu katliamı, bu katilliği, bu canavarlığı hümanizm olarak yorumluyor. Şimdi Kerkük Anadolu coğrafyasının hemen dibinde. Azerbaycan bizim sınırımız. Ama bir Türk olarak bütün dünyadaki Türklerin meselelerini kendi meselemiz olarak görmedikçe. Yani Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ekonomik menfaatlere indirgenemez. Evet, ülkelerin ekonomik menfaatleri olabilir, karşılıklılık ilişkisi olabilir ama biz bir milletin çocuklarıyız. Hiç sınırımız olmayan Doğu Türkistan'ın meselesi de Ankaralı Mustafa Efendi'nin kendi meselesi olmak zorundadır. Kosova Prizren'de yaşayan Mehmet Bey'in de meselesi Tekirdağlı Ahmet'in meselesi olabilmelidir, olmalıdır. Kerkük benim neyime diyemez Bakü'de oturan Türk. Bakü'deki sıkıntıları Kerkük'lü... Sanki, hocam bunları konuşuyorsan sanki kendini kafatasçı falan da böyle öyle bir şeye mi koyuyorlar insanları? Yani ben orada Türklerin katliamını konuştuğum zaman biri bana başka bir şey mi söylüyor? Zaten Türk'ten bahsederseniz ırkçı olursunuz. İslam'dan bahsederseniz gerici olursunuz. Ama bu memlekette tam tersi tezahür ediyor. Arabistan coğrafyasında yanan her ateşte Türkiye, Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Maraş, Trabzon herkes ayağa kalkıyor. Ne zaman, nerede yani, kalkıyor hocam? En azından tepki koymak adına ayağa kalkıyor. Hocam. Afrika'daki, hocam. Arap dünyasındaki meseleler için gösterdiğimiz duyarlılığı söylüyorum. Ama Türk dünyası dendiğinde toplanan Nefi abi ve 30 kişi olur.
Hocam ben yeteri kadar tepki o konuda da gösterildi sanmıyorum. Hayır, Filistin meselesini Arap dünyasının göstermediği kadar Türk milleti sahiplenmiştir. Eğer bu millete, kamuoyuna mikrofon uzatsanız Filistin Türk müdür diye sorsanız iddia ediyorum %80'i Türk'tür diyecektir. Bakın bunu iddia ediyorum. Filistin Türk müdür diye sorsanız, sokağa çıksanız %80'i Türk belleyecektir. Hocam çünkü bütün olay bizim meselemiz olur. Olay siyaset. Olmalıdır. Siyasetten geçiyor. Hayır, Filistin'le bizim ilgilenmemizden hiç kimse rahatsız değil. Değil. Aksine. Ama evet. Ama Türk dünyasından bahsettiğinizde ırkçı, kafatasçı her şey olabiliyorsunuz. Hocam bakın bu bir devlet politikası. Ben şunu söylüyorum. Bu konuda devlet politikası olmadığını söylediniz. Bize biri veriyor malzemeyi ve biz o malzemeyi yiyoruz. Bizim kendi bağımsız ifadelerimiz yok ki. Biz hiçbir konuda bağımsız ifade kullanamıyoruz ki. Birinin telefonları, birinin görüşlerinden sonra bizim ifademiz ortaya çıkıyor. Arap dünyasında olanları tek kalemden seyretmiyor muyuz? Bu da Türkiye artık bu konuda kendi, da Türkiye artık kendi politikasını üretmelidir. Türk dünyasında politika üreteceği zaman Rusya'nın gözüne bakmamalıdır. Arap dünyasına politika üreteceği zaman da, İslam dünyasında politika üreteceği zaman da, ilişkilerini kuracağı zaman da Amerika'nın gözüne bakmamalıdır. Sevgili hocam bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra hocam size söz vermek istiyorum. Bakın bir başörtü mevzu oldu bu ülkede. Bütün cuma namazlarından sonra yüz binlerce insan onun özgürlük olduğunu söyleyerek yürüdü. Kerkük'te, Hocalı'da binlerce kişi katledildi. Arap dünyası şu anda birbirini yiyor. Ama kimsenin bir tepkisi yok bu ülkede. Bu bir devlet politikası. Devlet bu konuda yeteri kadar duyarlı davranmıyor. Yani hükümetin yapması gerekeni yapmıyor şu anda. O da beklemede. O da sanal gündem yaratarak seçime hazırlık yapıyor. Muhalefeti zaten saymıyorum. Mukadder Beyciğim, tam doğru yerden sordunuz. Evet. Bakın başörtüsü konusunda siyaset kurumunun millete nasıl kazık attığı konusunda Sayın Hocam'ın çok da güzel bir kitabı var. Yani Anayasa Mahkemesi yoluyla milletin nasıl kazıklandığını sorun evet. Söylesin. Şimdi ben gene Azerbaycan'a girmek istiyorum. Azerbaycan olayında binlerce insanlar yerinden yurdundan edildi mi hocam? Edildi. Peki bu insanlar şu anda zor durumda yaşıyor mu? Yaşıyor. Peki ne olacak hocam? El cevap. Bir kere buna sebep olanların biz düne takılıp kalmamamız gerekir. Dün hocam oldu mu? Oldu. Evet. Bu kadar insan katledildi mi? Edildi. Biz 1992'ye dönemeyiz artık. Bugün size iddia ediyorum, dünya ve Türk kamuoyuna şunu ifade ediyorum. Azerbaycan'da katliama uğrayan bir şehir idi 92 yılında. Ama bugün Azerbaycan'ın tamamı Hocalı'dır. Bir daha tekrar ediyorum. Bugün Azerbaycan'ın tamamı Hocalı'dır. Yani Hocalı'ya dönüşmüştür Azerbaycan. Azerbaycan köylüsünün, petrol ülkesi bir Azerbaycan köylüsünün asgari geçim ekonomik düzeyi ne kadardır? Size sorsam ne kadar da tahmin edersiniz? Kişi başına gelir kişi mi? Başına. Yani petrol ülkesi olduğu için ne demeniz lazım? 2000 dolar, 3000 dolar değil mi? 10.000 dolar falan. Falan. Hayır. 250, 300, 400 dolar. Tabii doktor dahi 250 falan. Bir profesörün alıyor. Ekonomi içerisinde Azerbaycan devletinden elde etmiş olduğu ranttan diyelim, ekonomiden aldığı pay haydi diyelim 500 dolar. Hayalci olmayalım. Ama bir petrol ülkesi o. Bu bir. Azerbaycan halkı bugün Hocalı'ya dönüştürmüştür. Bundan çok rahatsız olanlar var. Biz 92'nin Hocalı'na takılıp kalırsak, Mukadder Bey, Azerbaycan ve Hocalı'ya çözüm getiremeyiz. Daha çok Hocalılar olacaktır. Buradan iddia ediyorum. Çok Hocalılar çıkacaktır. Hocalı'yı sadece soyut anlamda almayın ki. Dün Çanakkale oldu değil mi diyoruz? Çanakkale'yi anıyoruz. Peki bugünün ve yarının Çanakkale'si ne? Siyaset bilimcisi bu soruya cevap bulmalı. Azerbaycan bugün tamamı Hocalı olmuştur. Peki nasıl çözeceğiz? Size bir soru soruyorum. Size de soruyorum, dinleyicilerime de soruyorum. Azerbaycan petrol ülkesi niçin toprağını işgal etmekten kurtaramıyor? 92, 90, 89. Geçiyorum. 90'dan bu tarafa her yıl bir bölük yetiştirmiş olsaydı Azerbaycan, bugün kaç tane bölük vardı, askeri birlik vardı? Birleşmiş Milletler'e bağımsız devletsiniz. Bir şey daha söylüyorum. Bir millet iki devletiz diye Türkiye'de bağırıyor mu? Azerbaycan iktidarı. Bir millet iki devletsek ayrı ayrı olalım. Azerbaycan Türkiye'ye vizeyi kaldırmamış. 93'te Türkiye vizeyi kaldırmış. Türkiye kaldırmış. Ama Azerbaycan kaldırmamış. İki. Azerbaycan Kıbrıs'ı tanımamış. Üç. Turunçgil maddelerinde
İhracat, Azerbaycan'a ihracat maddesinde Yunanistan'la Türkiye'yi karşılaştırdığımızda Türkiye ileride ama Yunanistan'da çok da geri değil. Ama hocam biz Cumhurbaşkanımız talihsiz geçmişte bir açıklama yaptı. Yok biz Sünniyiz, onlar Şia diye bir açıklama yapan bir Cumhurbaşkanından sonra oradaki insanların bize karşı samimi olmasını nasıl bekleyebiliriz? Hocam, efendim oradaki insanların samimiyetini aramayın siz. İktidarların samimiyeti vatanlarına, devletlerine ve milletlerine hizmet etmektir. Azerbaycan halkının Türkiye'ye karşı, Türkiye'deki insanlara karşı ebediyen samimiyetsizliği yoktur. Azerbaycan halkıyla Türk halkı arasında bir problem de yoktur. Yöneticiler ve idarecileri vizeyi kaldırmayan halk değil. Yunanistan'la ilişkileri Türkiye'den daha çok, Kıbrıs'tan daha çok geliştiren Türkiye değil. Azerbaycan iktidarıdır. Ben size soru soruyorum, halka soruyorum. Petrolü olan bir ülke nasıl olur toprakların işgaline devam edilir? Soruyorum size de. Hocam siz cevabını verin bunun. El cevap veriyorum. Siz petrolünüzü koz olarak kullanmadığınız için, silah olarak kullanmadığınız için, yani petrolü rüşvet karşılığı verdiğinizden petrolün stratejik değeri yoktur. Halbuki en büyük rüşvet ne olmalıydı? Karabağ olmalıydı. Ben Karabağ'ın işgalini British Petrol'dan, Shell'den, Amerika'dan, İngiltere'den, İsrail'den neyse Azerbaycan'dan menfaatlenen Rusya'dan şöyle bir rüşvet almalıydım. Parasal rüşvet değil. Azerbaycan'ın Karabağ'ın özgürlüğünü iade edin, petrolü de alın. Bu en büyük çözümdü. Petrolünü silah olarak kullanmayan Azerbaycan dönüyor Karabağ meselesinin çözülmesinde Ankara'dan bekliyor. Ankara'dan ve Türk milletinden sorun çözmeye beklesin Azerbaycan. Size bekleyin, Nafi Bey de beklesin, Hidayet Bey de beklesin, Bey beklesin, ben de bekleyelim. Ancak Azerbaycan iktidarı da biraz oturup elindeki şu silahı, şu petrol silahını bir kullanmalı. Ne zamana kadar? Baba iktidar, baba iktidar, baba iktidar bitiyor. Oğul iktidar, oğul iktidar, oğul iktidar. Sonra ne göreceğiz? Hanım iktidar. Hanım iktidar, hanımın iktidarından sonra da çocuklar gelecek. Böyle dünyada böyle bir düzen yok. Hepiniz Orta Doğu'dakileri domine taşını düşünüyorsunuz. Azerbaycan'daki halkın tamamının hocalı olmasını önleyecek Türkiye'de hiçbiriniz bir sorun çözmüyorsunuz. Sizleri de suçluyorum ben, Türkiye'de yaşayan bizler de. Biz de Azerbaycan'a yalancı bir kardeşlik yapıyoruz. Bir millet, iki devlet. Nasıl olabilir bu? Bir millet, iki devletin Azerbaycan anayasasını açın bakın. Halkların problemi yok, yönetenlerin bir problemi evet. Var. Azerbaycan Anayasası'nda soruyorum. Madem ki bir millet bir devletiz. Azerbaycan Anayasası'nda dil nasıl düzenlenmiş? Elçi Bey ve biz Azerbaycan devlet dili Azerbaycan Türkçesi diye yazmıştık. Ama Elçi Bey görevden gittiğinden sonra iki karar çıktı. Önemli bir karar. Açıklıyorum. Bir, Azerbaycan devlet dili Türk dilinden çıkarıldı. Azerbaycancadır. İki, bağımsız devlete toplumuna Azerbaycan girmiştir. Hülasa sorunuza gelelim. Biz Azerbaycan'ın Karabağ sorununu Hocalı'ya takılmayalım. Karabağ bir Hocalı'dır, Azerbaycan bir Hocalı'dır. Biz Hocalı olan Azerbaycan'ın sorunlarının çözülmesi gerekir ki bir daha başımıza Hocalılar gelmesin. Deminden Nefi Bey anlatıyor. Türk devleti, ben de soruyorum şimdi Nefi Bey'e. Türk devleti Barzani Taliban ile mi pazarlık yapacak? Yoksa terörist başıyla mı pazarlık yapacak? Yoksa Amerika ile mi pazarlık yapacak? Amerika ile pazarlık yapmasına karşı değilim ben. Ben açık buradan ilan ediyorum. Soyut, net bir Amerikan düşmanlığından yana değilim. Ülkeler arasındaki ilişkiler çıkara dayalıdır. Çıkarınızı iyi bileceksiniz, iyi pazarlık yapacaksınız, ülkenize ve milletinize hizmet edeceksiniz. Hem milletinize hizmet etmeyeceksiniz, hem de bir başkasının boyunduruğu olmak, Mukadder Bey, şerefsizlik, yanlışlık, doğru değil. Pazarlık gücünüz var. Ara verirken sordunuz, hocam Türkiye'nin gücü var mı? Var. Hiç kimse Türkiye'yi küçümsemesin. Türkiye büyük devlettir, milleti büyük devlettir, tarihi büyüktür, geleceği de büyüktür, gençliği vardır, potansiyeli vardır ama bizim kötü yönetimimiz vardır. Hocam bana somut bir şey söyler misin? Türkiye'nin çok güçlü olduğunu, şu dünyada elini vurduğu zaman ses getirecek bir durum olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir tek bana örnek verir misiniz? Şimdi söylüyorum. Bir, Türkiye'nin coğrafyası, stratejide bir şey söyleyeyim ben size Mukadder Bey. Stratejide kullanacağınız silahlar önemli. Çin'in en önemli silahı ne? Atom mu zannediyorsunuz? Nüfusu. Nüfus önemli bir unsurdur. Bir coğrafya, strateji bakın önemli mi? Önemli. Atom santralları olan bir devlet önemli mi? Önemli. Bugün petrol ülkesi önemli bir stratejik mi? Evet. Bizim stratejimize gelelim, bizim silahımıza gelelim, gücümüze gelelim. Silah sadece ben silahlı kuvvetlerden bahsetmiyorum. Bir, coğrafyamız. İki, tarihimiz. Üç, ortaya çıkan deminden anlattığımız, sıkıntılarını çektiğimiz Türk dünyası en önemli bir silahtır.
300 milyon üstünde bir coğrafya çıkıyor ortaya. Siz bunu o kadar küçümseyemezsiniz ki. Ama siz büyüklüğünüzün farkında olmanız gerekiyor. Peki hocam, 1992'de Sovyet birlikleri bu ülkeden çekildi. Hı. Ondan sonra Türkiye'nin bu konuda herhangi bir tavrı oldu mu? Yani Sovyetler Birliği çekildikten sonra Türkiye bir stratejiyle ya da dünya görüşüyle bu ülkeye çok olumlu yaklaştı da Azerbaycan olumsuz mu cevap verdi? Türkiye'nin kompütüründe Türk Cumhuriyetlerle ilgilenmek, açık ve net söylüyorum, faşizm kabul ediliyordu. Yani Türkiye'nin bir politikası yoktu. Türk Cumhuriyetleriyle ilgilenmek, politika geliştirmek, arada sırada kim bu meseleyle işgal, meşgul olurdu? Açık söylemek gerekir. Bu meseleler dile gelen Alparslan Türkeş'ti. O da Turancı Vakıfçı denildi. Yazar çizer takımından söyleyeyim, sosyal demokrat olmasına rağmen Mümtaz Soysal'da. Mümtaz Soysal anlatıyordu ki, Türk Cumhuriyetleri bizim için önemli bir potansiyel güçtür. Biz bu gücümüzü kullanamadık, bu gücümüzü pazarlayamadık. Ruslara bakınız, Rusları hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Rusları asla dışlamayalım, Ruslarla işbirliği halinde olalım. Rusların bir şansı var. Yersin ve Allah Ruslara bir Putin gönderdi. Bize de inşallah Putin gelir, Putinler gelir. Dolayısıyla biz Ruslarla, Ruslar çekildi gitti ama bu kadar bir Ruslar çekilmedi. Putin Ruslar... isteme diktatörlükle suçlanırsınız. Evet. Faşist bir yönetim istemekle suçlanırsınız. Ama Rus menfaatlerini, Rus devletin çıkarlarını korumak bakımından ben size bir şey söyleyeyim. Sözüm yanlış anlaşılmasın. Demokratik ülkelerin devlet başkanları ve çıkarlarıyla Putin gibi bir ülkelerin devlet başkanlarının çıkarları aynıdır, eşittir. Ülkelerin çıkarlarını düşünmek bakımından keşke o ülkenin çıkarlarını düşünen liderler kadar biz de sorumluluğa sahip olabilsek. Dolayısıyla Ruslara karşı Ruslar bir şey yaptı da mı Azerbaycan buna tepki mi gösterdi? Ruslar çekilmemiştir. Ruslar çekilmemiştir. Ruslar vardır her yerde. Bugün Azerbaycan'da Ruslar vardır. Bakın bugün Azerbaycan'da Ruslar vardır, Rus dili vardır, Rus mektepleri vardır. Amerikalılar da var hocam. Hı? Amerikalılar da var Azerbaycan'da. Daha çok var. Dolayısıyla burada ne yapmak gerekir? Ben de soru soruyorum size. Madem ki Amerikalılar sizin müttefikiniz, Azerbaycan ortamı değil mi? Ruslar da müttefikiniz. Önemli de bir stratejik madde olan silahınız var. Niçin topraklarınız işgal altında? Özellikle biz müttefikiz hocam. Ha. Azerbaycan'dan fazla bizim ilişkilerimiz var Amerika'yla. Var. Peki soruyorum. Ağırlığımızı koyuyor muyuz? O zaman Ruslarla müttefikiz. Amerikalılarla müttefikiz. Öbürü ne var? En önemli silahımız da Azerbaycan'da petrolümüz var. Niçin bizim topraklarımız işgale devam ediyor? Ben de sizlere soruyorum. Siz bana soruyorsunuz ama ben de sizlere soruyorum. Yeni kurulmuş bir Azerbaycan Cumhuriyeti var. Evet. Çok güçlü bir Türkiye var. Evet. O Türkiye yeteri kadar Azerbaycan ve Türk devletlerine sahip olmadı hocam. Tamam. Bu bir eksiklik değil mi? Eksiklik. Ama eksikliğin tamamını buna bağlamamak lazım. Bu bir eksiklik. Ama ben de dönüyorum. Bu eksikliğin hepsini size hak veriyorum. Eksiğin hepsini Türkiye yıkarsak haksızlık ederiz. Sizin de hiç günahınız yok mu? Hep mal sahibine mi suçlanacağız? Hırsızın hiçbir günahı yok mu? Siz Birleşmiş Milletler'e bağlı, bağımsız bir devlet değil misiniz? Sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok mu? Silahınızı, petrol silahınızı kim kullanacak? Ben size söyleyeyim. Türkiye mi gidip kullanacak Azerbaycan'a? Veya Rusya'ya, Amerika'ya? Evet. Bak kardeşim, siz Karabağ'ın işgalini bitirin, biz size petrolle menfaat veriyoruz. Evet. Menfaat veren kim? Azerbaycan. Menfaat sizi veren sizseniz, siz pazarlığınızı yapmanız gerekir. Ben de diyorum ki, bu pazarlığı yapamaz Azerbaycan. Çünkü petrolü verdiği ülkelerden rüşveti almıştır. Karabağ rüşvetin konusunu kullanmamıştır. Sevgili hocam, ben yani, şöyle bir test soracağım. Bunda aslında bunda görüşünüzü merak ediyorum. Dünyayı Amerika ve Rusya paylaşmıştır. Her ne kadar Rusya güçsüz olsa bile belli bölgede, özellikle Türkiye Cumhuriyetleri diyoruz, o bölgede son derece ağırlıkları var. Türkiye demek işte bu Türkiye'de kamuoyunda böyle yanlış yer mi buldu? Ama o Türkiye benzeyen demektir. Türk Cumhuriyetleri. Yani Türk Cumhuriyeti. Tamam. Evet. Şimdi Türk o zaman düzeltmiş oldum hocam bunu. Şimdi paylaşım var. Bu paylaşımın dışında kimse çıkmıyor. Her ne kadar özgürlüğümüz var, işte zaman zaman ağırlığımızı koyuyoruz. Hiçbir şey koyacak durumunuz yok. Bakın işte olaylar böyle. Hocalık katliamı olmuş, Birleşmiş Milletler'den tık yok. Kerkük bugün kaynıyor. Belki yıllardan beri bir katliam işiğinde. Zaman zaman duyuyoruz. Orada peşmergelerin yaptıklarını duyuyoruz. Zaman işitiyoruz. Orada da bir katliam var, ses çıkarmıyor. O ona ses çıkarmıyor, bu da buna ses çıkarmıyor. Benim böyle bir düşüncem var. Yani katılır mısınız ya da farklı düşünür müsünüz hocam? Şimdi eğer meseleyi dünyayı Rusya ile Amerika arasında pay edeceksek, diğer milletler ve diğer devletler de etkisiz eleman, matematikteki gibi etkisiz elemanlarsa, o zaman hiçbir şey tartışmanın, konuşmanın anlamı olmaz.
Yani kısacası şu. Türkiye'de iktidarı Amerika belirliyor. Öyle değil mi hocam? Bakın ama şey söyleyeceğim. O zaman iktidarı Amerika belirliyorsa hani muhalefet gitsin daha çok taviz versin. Bir defa iktidarı olsun. Hocam şimdi öyle böyle, değil mi hocam? Bakma, bir gel. Bakın, şu andaki duruma bir bakalım. Eğer böyleyse mi? O zaman yapacağımız ve konuşacağımız bir şey kalmaz. Hayır, biz konuşmaya devam edeceğiz. Yani hayır, sonrasında... Bir şey söyleyeceğim. Bakın eğer bunu salt doğru olarak kabul edersek yani %100 bu meseleleri Amerika dizayn ediyor. Bakın toplumu yönlendirmek gayreti olabilir. Amerika'nın Türk toplumunu, Türk kamuoyunu yönlendirmek gibi bir arzusu olabilir. İktidarı belirlemek arzusu olabilir. Almanya'nın olabilir, Rusya'nın olabilir. Önemli olan işte burada yani oyun kurucu devletlerin Türkiye'de iktidarı, muhalefeti dizayn etmek gayretleri, faaliyetleri olabilir. Bunu yadırgamayın. Keşke Türkiye'nin de böyle gayretleri olabilse coğrafyasında. Niye Libya'da yeni oluşacak iktidarı Türkiye belirlemesin? Niye Mısır'da, Irak'ta keşke iktidarı belirleyebilecek bir pozisyonu ve gücü olsun Türkiye'nin. Şimdi bunu söylüyorum. Yani Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın veya Rusya'nın şu an büyük ülkelerin veya Çin'in başka bir ülkenin iktidarını dizayn etmek gayretini normal karşılayın. Önemli olan şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları, onu çok sevdiğiniz iddia eden entelektüeli, siyaset kurumu bunun karşısında kendisi ne yapıyor? Buna bakmak lazım. Evet. Şimdi Kerkük noktasında ben aşağı yukarı bütün Türk dünyasını gezdim Kerkük hariç. Hocam ya sözünüzü toparlıyorum. Toparlıyorum. Çünkü program toparlıyorum. Mesela Türk dünyasının Türk dünyasının en birikimli en donanımlı unsuru Irak Türklüğüdür. Bakın, yani Türk dünyasının en donanımlı, en zengin, en müreffeh yaşayan unsuru Irak Türklüğüdür. Ama eğer dünya üzerinde bir kamuoyu oluşturmak isterse Ermenilerden aşağı kalır yanları olmaz. Fakat bu konuda çok gayret olduklarını düşünmüyorum. Hocam ben bir program daha sizle yapalım. Çünkü gerçekten program zamanı bu konuda yetmedi. Çünkü iki konuğum daha var. Son zamanda basın özgürlüğü ile ilgili bir konumuz var. Onu da konuşmak istiyorum. Ben birkaç cümleyle toparlayıp ama ileriki günlerde hocam bu konuları biraz daha derinlemesine bir program yapalım. Ben birkaç kelime söyleyeyim efendim en son olarak. Şimdi biraz önce söyledim. Yani Türkiye'deki olan siyasi iktidarların bir Türk dünyası politikası yok. Türk politikası yok. Bunların içerisinde de en önemlisi de ne Kıbrıs politikası var ne Kerkük politikası var. Şimdi herkesin bilmesi gerekli olan konu şu. Kıbrıs Türkiye'nin nefes borusudur. Kerkük Türkiye'nin güvenlik sınırının geçtiği yoldur. Dolayısıyla sizin kanalınızla herkese bunu söylemek isterim. Türkiye ticaret zihniyeti üzerinden, Kürtler üzerinden geçen bu ticari zihniyetten Irak politikasından vazgeçmesi gerekli. Yapacağı politika oradaki Türkmenleri önde tutmak şartıyla, Türk milletinin milli çıkarlarını önde tutmak şartıyla bir Irak politikası uygulamak zorundadır. Peki hocam. Habur kapısını bir gün önce kontrol altına almalıdır. Ovaköy'den Talafer'den geçen bu sınırı, bu ticaret yolunu Ovaköy'den Talafer'den açmak zorundadır. Şimdi katliamlardan bahsedildi. Tabii bana imkanlar biraz az. Biraz az oldu hocam. Özür dilerim. Şimdi ama bir daha program alacağım hocam. Sizi. Tamam, geleceğim. Talafer'de 2000 kişiden fazla şehit var Talafer'de. Talafer'de yüz binlerce insan göç etmiş. Ama Türkiye'de ne yazık ki ne basın, ne siyasi iktidarlar, ne televizyon kanalları evet, bu hocam. Konudan konuşmuyor. Oradaki Türkler her zaman şunu dua eder. Tanrım, Türk ordusunun gözünü, nefesini Türk milletinden, Türk dünyasından ve özellikle Türkmenlerden eksik etmesin. Sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkür hocam. Bir iki cümleyle hocam. Şunu söylüyorum. Şimdi eğer siz oyun kurucu bir devlet değilseniz Türkiye olarak da, siz bir politika geliştirmiyorsanız, siz bir politika ortaya koymuyorsanız, bir projeksiyonunuz yoksa, bana ne dediklerinizi çoğaltırsanız, başka devletlerin kulağınıza fısıldadıklarıyla hareket ederseniz, sizi başkaları yönlendirir, etkilerse, bilesiniz ki sosyolojide bir kural vardır. Sosyoloji boşluk doldurulmaz. O konudaki boşluğu birileri gelir doldurur. Türk dünyası içinde Türkiye'nin
geleceğe yönelik programları ve planlar içerisinde Türkiye kendisini o planlar içerisinde, o gelecek içerisinde bir unsur olaraktan, bir element olaraktan görmediği takdirde onun yerine Türkiye'nin yerine başkaları gelir girer ve o rolü de onlar oynar. Biz de seyirci kalırız. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Efendim bir son ufak bir 10 dakika 15 dakikalık bir daha programımız olacak. Bir de söylediğim gibi basın özgürlüğü, basın nereye gidiyor onu konuşacağız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam Anayasa Hukuk Öğretim Görevlisi İstanbul Üniversitesi ve Azerbaycan Elçi Bey döneminde başmüşavir. Evet. Meclis başmüşavir. Öyle mi hocam? Evet. Sayın Ferman Altı Demirkul'a çok teşekkür ediyorum. Diğer konuğum da Türkeli efendim İnsan Hakları Derneği Başkanı Türkmeneli. Evet. Bak bunu da yanlış söyledik, özür diliyorum. Doktor Nefi Demirci ve evet, değerli dostumuz, arkadaşımız Avukat Hidayet Gümüşsoy. Teşekkür ederim. Efendim teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne kadar konuştuk, ne kadar anlatabildik onları seyirciye bırakıyorum ama bu program buradan sonra da devam edecek. Biz zaman zaman gündeme taşımayı devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum sizlere. Teşekkür ederim.